Oo, yanlarım ağrıyor, yanlarım. Günaydın. Oh, günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun hemşire babacan. Neresi aydın be? Kış günü kapkaranlık. Oo, öfkeli Şirin de uyanmış. Uyudun mu ki uyanayım? Ağrıdan sancıdan gözüme uyku girmedi. Koskoca askeriye bir gribi yenemedi ya. Babacan, oğlum uyumayan bendim be. Sen bütün gece zavallı anneciğini kulaklarını çınlattın. Vallahi 5 yaşında çocuk gibi hala annesini çağırıyor be. Sen de Liz'i çağırıyordun. Kim? Bütün gece Liz 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 diye uyumamışmış. Vallahi ben bu gıcığı içimden atamadım hala. Dolu ciğer dolu. Hadi bakayım. Bunlar bir dikişle içilecek. Hadi hadi. Hadi söyle. Hiç gelme. Hiç gelme içmiyorum. İçmeyeceğim. İçmiyorum. Berbat tadı var ya. Pil yalamış gibi oluyor ağzım. Pil yalıyorsan bunu da içersin. Rezalet. Neyse. Uyku yok. Çorba bulaşık suyu gibi. İlaçlar iğrenç kokuyor. Ya şu Ferit'in hastalığı da var ya, hiç çekilmiyormuş be. Canımdan bezdirdi bütün gece. Bak, bulmuş melek gibi hemşire. Çemkiri, terbiyesiz. Bil bakalım melek hemşire sana ne getirdi? Allah, hediyem. Yani arkadaşımın ki hediyesinin ki onun benim şahsım değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Örgümü öreceğim. Yani arkadaş örecek yani. Ben ne öreceğim? Yapması çok kolay. En basitinden bir atkı örsen, yani arkadaşın örse, Liz'in yani kızın gözleri yaşarır mutluluktan. Arızam zaroşuya mı başladı? Anlatacağım bunu herkese. Bakma sen ona. Bir erkek kendi elleriyle bana bir atkı örse, ben onunla hemen evlenirdim. Haroşa mı yapacağız, Zeki Müren kirpiği mi? Emredersiniz komutanım. Günaydın komutanım. Günaydın Ahmet Başçavuş. Gel gel. Hamza da hastalanmış dün ha? Öyleymiş komutanım. Salgın değildir inşallah. Biz yine de önlemimizi alalım. Alay komutanıyla konuşacağım. Bu arada bol bol portakal mandalina falan çıkartalım yemeklerde. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bir maruzatım vardı. İzin verirseniz söyleyebilir miyim? Tabii Ali. Gel. Söyle bakalım. Komutanım, gece uyurken boynumdaki kolyeyi ve ucunda asılı olan yüzüğümü çaldılar. Çaldılar mı? Kimin yaptığını biliyormuş gibi konuşuyorsun Ali. Koğuştakilerden şüpheleniyorum komutanım. Başka kim olabilir ki? Koğuşta kimse almaz. Her yere baktın mı? Baktım komutanım. Ulan ne yapıyor bu herif? Vallahi benim aklım durdu. Şişt, birdenbire bu kadar sorumluluk verince Tosun'un aklı nanay uçtu. Esas senin aklın uçmuş. Cahil herif. Size ellerimle İngiliz çayı hazırlıyorum. Ne çayı ne çayı? İngiliz çayı. Ulan İngiliz çayı da ne dur? Böyle süt koyuyorsun üzerine. İngiliz çayı oluyor. Denesene Gökhan. Yok sağ ol, ben almayayım. Ben az önce Fransız ayranı içtim. Sen Mehmet? Yok abicim, işim olmaz. Senior? Ben niyetliyim biliyorsun Tosun'um. Yoksa hatırın için içerdim ben bu çamuru. Ulan cahil cühela adamlara hizmet etmek ne zormuş be. Sizin için yenilikler yapıyorum ama anlayacak adam nerede?
Ben dedim size. Buna ağır geldi. Buna bu beyin cihazına ağır geldi ağır. Ağır oldu ağır. Beyler. Levent Üsteybet. Dün akşamki nöbetçileri çağırıyor. Gökhan, Mehmet, Vedat, Cemal seni de çağırıyor. Hayırdır oğlum, ne oldu? Şu Ali'nin yüzük olayı. Hay Ali'nin de yüzüğünün de. Tövbe tövbe. Hadi. Hadi bekletmeyin bakalım, gidin gidin. Kaldır şunları buradan Allah. Mehmet 10-12. Şakir 12-2. Vedat 2-4. Gökhan 4-6. Koğuş nöbetçileri. Doğru mu çocuklar? Evet komutanım. Cemal, sen de devriye çavuşuymuşsun dün akşam öyle mi? Evet komutanım. Dün gece Ali arkadaşınızın boynundaki kolyesi kaybolmuş. Ucunda da yüzük vardı komutanım. Ucunda da yüzük varmış. Çalındığını iddia ediyor. Bu konuda bir şey bilen var mı? Yok komutanım. Sabah bize söyledi ama bilmiyoruz komutanım. Hatta ben aramasına yardım da ettim komutanım. Değil mi Ali? Ali? Nöbetleriniz sırasında koğuşa giren yabancı biri oldu mu? Hayır komutanım. Arkadaşlar, içinizden birinin böyle bir şey yapmış olmasına ihtimal vermek istemiyorum. Ama nöbetiniz esnasında yaşanan hırsızlıktan siz sorumlu olursunuz. Sırayla savunmalarını alın başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Umarım bir an önce bulunur. Şöyle dedim. Çocuğu kenara çektim. Çocuğu kenara çektin sonra? Ha çektim kenara. Abimle tanışmak istiyordun ya. İstersen şimdi tanıştırayım dedim. Maçtan çıktı, şimdi buraya geliyor dedim. Aa. O ne dedi sonra kız? Önce durdu bir. Durur tabii. Sonra ne maçı dedim? Ben de boks maçı dedim. Abim ağır siklet şampiyonu. Kız Allah senin canını almasın be. Var ya sen beni güldürdün. Allah da seni güldürür inşallah. Aklını almışsın çocuğun kız. Aldım valla. Ay dur ilmik atladın. Bravo valla Hamza. Hemen kaptın işi. Herhalde. İki ters. Bir yüz. İki ters. Bir yüz. Şimdi ben diyorum ki bu kaç kol bitince böyle kenarına bir örnek koysam diyorum ha. Güzel olur. Ortasını Selanik mi örsek acaba? Olabilir. O ne ya? Abi bu ne ya? Bir uyutmadınız ha. Kadınlar gününe çevirmişsiniz burayı. Mızmızcan efendi de uyandı. Ferit mızmızmız. Nasıl, daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Dünya varmış be. Ne o, iyileştim bakıyorum. Yat sıkıldım ya. Bir de şu ilaç kokusu. Uy. Parfüm süper. Şöyle bir etrafa falan sıksaydınız ya. Görünüşe göre sen gerçekten iyileşmişsin. Sen ne yapıyorsun hanım teyze? Ya alev hemşire. Şu komşuya bir şey söyleyin lütfen. Ben muhatap olamayacağım. Evet bir şey deyin. Mesela evet deyin. Hastayken huysuz, iyileşince şımarık. Senin gerçek olduğun bir halin yok mu Ferit? Var. Gaz hali. Ama o da kokuyor. Sen işine baksana. Arziye. Bak şimdi ya. Ya alev hemşire. Vallahi bu komşu benim moralimi bozuyor. İyileşme sürecimi engelliyor. Ben bu mahalleden taşınacağım. Hadi oradan. Merak etme Hamza. Ferit'i birazdan taburcu edeceğiz. Aa, niye o ya? Hemen, bu kadar çabuk. Birden. Biraz ilgi ve şefkat gösterseydiniz önce ya. Hasta yattığın süre boyunca yeterince ilgi ve şefkat gösterdim. İyileştiğine göre artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Yapmayın canım. Ateşim vardı. İlgi falan hatırlamıyorum yani. Bir 10 dakikacık daha yatsam şöyle. Biraz daha şefkat. Öküz öldü, ortaklık bitti Ferit. Hadi güle güle. Yor saçların lüle lüle. Feritcan sana güle güle. Sen örgüne baksana. Yün perisi. Hay.
yar saçların lüle lüle, Feritcan sana güle. Ay ne? Ay ne oluyor lan bana? Bu ne be? Vallahi kafama sıkar giderim delikanlı gibi.